Efendim Sayın Başkan'ı büyük bir dikkatle dinledim. Sizler de dinlediniz. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin büyükşehir belediye başkanı olmak sıradan bir olay değil. Üstelik bu kent o kadar hor kullanıldı ki ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul'un sırtında bir hançer var. Ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Dolayısıyla hepinizin huzurunda belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbulluların ve dünyaya kazandırdığı için. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul. Aziz İstanbul, kadim İstanbul. Neresini kazsanız tarihin fışkırdığı bir İstanbul. Taşından toprağından, çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun camilerine kadar, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz. Beni üzen bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri çanak çömlek diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi, kadim kültürü çanak çömlek diye tanımlıyorsanız kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. 8000 yıllık bir kentin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Kentin silüeti kadar, kentin yeşilliği kadar, tarihi dokunun korunması kadar, o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Başkan, belli yerlere davet edilmediğini ifade ettim. Bir ülkeye değil, kadim İstanbul kentine biz ihanet ettik diyen kişiler, o hançeri çıkarmaya çalışan belediye başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz. Bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve çok değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası kenttir. Bu kenti yaşatmak, kentin bozulan dokusunu düzeltmek, örneğin yukarıdaki binaları yıkmak gibi düzeltmek elbette hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu görevi yerine getirmeye çalışan, bütün engellemelere rağmen başarılara imza atan belediye başkanımızı tekrar hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum. Bu geziden sonra güzel bir dinletimiz olacak. Dolayısıyla o güzel dinleti varken politikacıların sesini herhalde kimse pek fazla dinlemek istemez. Biz de onu dinleyeceğiz hep birlikte. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Bize bu güzel ortamı hazırlayan belediye başkanımıza ve arkadaşlarına da yürekten tekrar teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun.